Herkese merhaba. Bugün müşterimizin bir direksiyon, yani direksiyon değil de şu kasap sallanma problemiyle ilgili bir şikayette bulundu. 011'lerde klasik bir sorun bu. Birçok müşterim yazıyor, nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. YouTube'da da buna dair bir video yok. O yüzden bugün ilk defa bu videonun, yani böyle bir arızanın nasıl tamir edildiğine dair YouTube'da ilk videoyu çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şuradan eklem yerine bakarsanız, bakın. Görüyor musunuz? Koptu kopacak, aradan ışık sızıyor. Bak. Bakın sağa sola cihaz, şöyle göstermek gerekirse cihaz sağa sola oynuyor. Sebebi ise işte bu içinde katlama kulpunun altında şu şey var, nasıl desem, bir yay mekanizması var katlama kulpunu sertliğini ayarlayan, yani katlama kulpunun işlevini çalıştıran. O yaylı mekanizmanın altında da 3 tane 011'de kasayla direksiyonu bağlayan 3 tane vida var. Alyan vida var. O vidaların gevşemesi sonucu ya da fabrikasyon gevşek takılma sonucu bu problem ortaya çıkıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi boş. Direksiyon koptu kopacak. İlk önce kulpumuzu açıyoruz. Sonra size de şöyle işlemleri gösterelim. Şöyle işlemleri gösterelim arka taraftaki. Bakın şimdi. Şöyle yapalım. Daha biraz daha boyunu kısaltalım. Size vidaları göstermek istiyorum çünkü. Önemli bu konu. Çok büyük güvenlik problemi oluşturuyor çünkü. Şimdi baktığınız zaman bakın. Şurada yay var, görüyor musunuz? O yay işte, arkasında da 3 tane vida var. Alyan vida var. Ama işte o vidalara ulaşabilmemiz için bizim bu somunu sökmemiz ve kırmızı kulpu çıkarmamız gerekiyor. Burada en zor kısmı zaten yayı söküp takmak oluyor. Buradaki 10 milimlik anahtarla sökülüyor somun. Tabii üstten de tutmak gerekiyor. Çünkü üst taraftan da bu sefer, size de göstereyim onu birazdan. Üst taraftan da bu sefer kulpun vidası dönüyor, gördüğünüz gibi içine kaçıyor. Onun için buradan, yani tek taraflı değil, bunu tamamen söküm işleminde şimdi sıkacağım ki kulpun vidası geri gelsin. Kulpun vidasının oynamaması gerekiyor. Yerinden çıkmaması gerekiyor. Bunun için şöyle yapabilirsiniz. Sadece somunun sökülmesi için. Şu an somun dönmüyor mesela. Somun sıkışmış. Somun sıkıştığı için de sadece kulpun vidasını söküyordu. Onun için de şöyle yapacaksınız. Bakın. Bakın şurada şöyle dayayacaksınız. Şunun dişlerine. Yani şöyle dayayacaksınız. Bir elinizle bunu tutarken bir elinizle de bunu gevşetirseniz yukarıdaki vida sabit kalırken şimdi somon sökülmeye başlar. Demin somon sökülmüyor, içindeki vida kısmı oynuyordu. Bu yüzden somon sökülmediği için de kulpun vidası sökecekti, ama bizim burada amacımız somonu söküp yönetip iyice gevşete. Elimize de gevşetip alıyoruz. Sonrasında yapacağımız işlem şu oluyor. Kulpu yukarı çekiyoruz. Altındaki plastiğiyle alıyoruz köşeye. Daha sonrasında ise şöyle size yukarı kaldıralım. Sonrasında ise bu yayı artık takmak zor oluyor ama çıkartıyoruz. Altındaki parçayı alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi üçlü vidamıza ulaşıyoruz. Daha sonrasında bunu sıkmak için bütün problem bu üçlü vidadan kaynaklanıyor. Böyle sallayayım, size göstereyim. Bakın. Üçlü vida şu anda. Şöyle göstereyim. Tutmadığı için bu cihaz sallanıyor. Peki bunun tamirini şöyle gösterelim. Bunun tamiri, yerimiz dar açıkçası şu anda size detaylı göstermeye çalıştığım için yerimiz dar. Evet, zor da olsa bir açı yakaladım. Şimdi size gösteriyorum. Şimdi buradan aletimizi dayayıp bunun gevşetme işlemini yapacağız. Gevşetme demişim, sıkma işlemini yapacağız. Dediğim gibi aletimiz burada dayanıyor. Amacımız burada bu arkadaşı sıkmak.
Sıkıp tamamen eski haline, sıfır fabrikasyon sıkı haline getirmek. Şöyle gösterelim. Evet. Şöyle yavaş yavaş sıkıyoruz. Şöyle size şöyle gösterelim. Açı çok da açıkçası tekerden dolayı. Sıkılaşmaya başladı. Bunun taş gibi olması lazım ki bir daha gelişme işlemi olmasın. Şu frenlerimizi çekemesin, görüntümüzü engellemesin. Taşı sıktık. Bir üsttekine geçiyoruz. Bunların hepsi gevşek dediğim gibi. Çalışma alanımız çok dar gerçekten. Gördüğünüz gibi kolayca dönüyor bunlar. Size de göstermeyi çok istiyorum. Dediğim gibi yani bu konuda bilgilenmelisiniz çünkü 011 kullanıcıların çoğu bu durumu yaşıyor. Yaşadıkları için de çözüm arıyorlar. İnternette bununla ilgili bir video yok. İlk ben çekiyorum yine her zamanki gibi. Siz değerli takipçilerim ve OMO kullanan tüm scooter kullanıcıların bu problemi yaşamaması için alanımız dar. Dediğim gibi alan çok dar. Şimdi son vidamız kaldı. Onu da bitince göstereyim. Evet, vidamızın sıkım işlemi bitti. Vidalarımızın daha doğrusu. Şöyle gösterelim. Üçlü vidamızın sıkım işlemi bitti. Bunları yuvalarına oturtturduk. Her birine. Ondan sonra dediğim gibi yeri dar. Buraya da oturttuktan sonra taş gibi sıkım işlemlerini gerçekleştirdik belli bir torkla. Bunun için tabii ki 5 milimlik Allen anahtar gerekiyor ama Allen anahtarın tam gücü sıktıktan sonra gevşeme yapıyor. Pardon, 6 milimlik Allen anahtar gerekiyor ama bir müddet sonra gevşeme yapıyor. Allen anahtar kurtarmıyor. Yani lokma ile yani şu lokma anahtarıyla cırcırlı anahtarla kolda sıkmak çok daha kuvvet gerektiriyor. Çok daha kuvvet istediği için gerçekten sıkı oluyor. Gevşeme yapmıyor. Onun sıkım işlemlerini gerçekleştirdim. Şimdi şöyle göstereyim size. Normalde böyle bir alyan setiniz varsa şöyle şuradaki 6 milimlik alyan anahtarınız buraya tam olur. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Buraya tam olur gördüğünüz gibi. Ama bunu döndürmek, sıkmak oldukça zor. Yani şunu bir de vidalar. Kötü yerde dediğim gibi. Bunu hani gördüğünüz gibi anahtar çok zor giriyor. Bunun sıkması işkence burada. Döndüremiyorsunuz bakın. Şöyle çeviriyorsunuz tam otursun diye falan. Yani işkence öyle söyleyeyim. Burada alyan anahtarla yapması oldukça güç. O yüzden özel aparatımızı aldık. Uzatmalı lokma ucu alyan anahtarımızı. Alyan uçumuzu taktığımız uzatma bir şekilde cırcırımıza sıktık. Şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Sadece çekim için alanda hem lokma anahtarı sızdırıp hem yapması zor oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi scooter kasayla birlikte dönüyor. Kesinlikle bir oynama yok. Zaten bayağı sıkabildiğim kadar tüm gücümle sıktım. Daha bir şey olmaz. Şu vidalar hem gevşek. Bunlar değişecek. Hem gevşek. Bunlar orijinalindeki kalitesiz vidalar. Bunları çöpe atıp bizim kaliteli ve civata sabitleyici olan vidalarımızı da değiştireceğiz. Bunlar işe yaramıyor. Peki şimdi montajı nasıl yapacağız derseniz en zor aşaması aslında burası. Sökmesi bir nebze kolay ama montaj aşaması en zoru. Onun için de şöyle bir yol izliyorsunuz. Şöyle sizi sabitleyelim. Onun için ilk etapta şu katlama kulpumuzu yerine oturtuyoruz. Burada da geçme deliği var. Onu oturtup böyle gördüğünüz gibi kapanacak şekilde oturtup geriye doğru yaslayıp hallediyoruz. Ondan sonra şu parçamızı daha doğrusu ilk önce
Şu parçamızı takalım. Şu parçamızı taktık. Taktık. Ondan sonra en zor kısım olan yayı maalesef dediğim gibi burada en zor kısım yay. Şöyle size göstermeye çalışayım. Yay çünkü uzun burada hani. Yay burada uzun olduğu için burada en zor kısmı takması yayın. Normalde bunu taktığınız zaman şöyle göstereyim. Bunu taktığınız zaman şöyle göstereyim. Dişli parçaya giriyor o parça. Giriyor. Altına somunu takıyorsunuz bitiyor. Ama şurada yay katlama kulpunun şurada parçanın üstünde olacak. Katlama kulpunun sertliğini ayarlayıp skuterin sallanmasını engellediği için yay birazcık zor takılıyor açıkçası. Onun takım işlemini yapıp size detayları anlatayım nasıl takıldığını. Evet şu anda yayımızın da takım işlemi bitti. Şöyle göstereyim. Yayımızı böyle şekilde taktık. Yayın kolay takma şekli şu şekilde oluyor. Yani en kolay takabileceğiniz. Bakın. Şurada görüyor musunuz bakın. Delik var. Bu delikten şöyle yayı yukarı kastırarak şimdi içinde parça olduğu için tam yerine oturmuyor. Şöyle kastırarak yukarı ittiriyorsunuz. Sonra yay yerine oturuyor. Yayı buradan gerdirmek suretiyle takıyorsunuz. Sonra kulpu tutuyorsunuz. Şimdi sıkım işlemi de aynı. Yine yukarı taraftan şurada dişliği tutacaksınız. Dişliği tutacaksınız ki şey gevşemesin. Kulpun vidası gevşemesin. Onu hemen tutalım. Onu tutup aşağıdan sıkıp şöyle tutuyorsunuz dişini. Buradan da anahtarı sokup döndürüp kulpun sertliğini ayarlıyorsunuz. Şu an dişimizin dönmesinden eminim. Görüyorum gözümle izliyorum. Buradan da sıkım işlemini gerçekleştiriyorum. Alt taraftan. Sonra kulpun sertliğine göre ayarlayacağım. Çok sıkmayın. Demin kırmızı kulpun altında bir parça vardı görmüşsünüz. O plastik parça kırılırsa bulunması imkansız da yakın. Baş ağrısı, maliyetli. Hiç gerek yok. Şimdi sıktık. Bakalım. Kulpumuz çok gevşek görünüyor. Bu direksiyonu tutmaz. O yüzden bir daha şuradaki parçayı tutup sıkma işlemimize devam ediyoruz. Biraz daha sıkalım ki kulpumuz sertleşsin. Herhangi bir problem olmasın. Sıktık. Evet. Şu an olması gereken sertlikle kapandı. Ve kesinlikle zerre bir oynaması yok. Hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi kasa sağ sola oynama problemi. 0-11'de klasiktir bu. Ya klasik dediğim çoğu kişi de olmuyor da. Olan kişilerde ne yapacağını bilmiyor. Bu şekilde düzeltiliyor. Herhangi bir problemi bu şekilde yaptığınız takdirde burası düzelir. Bu vidaların da önemini şöyle anlatayım bakın. Hep gevşek. Zaten doğru düzgün bir başı yok. Bakın anahtarını tutamayacağı kadar yuvarlak olmuş. Bunu biz en kaliteli vidalarımızla değiştireceğiz. Bu parçayı tutuyor. Yani bu direksiyonun bağlantılı olduğu parçayı tutuyor. Altta da 4 tane var. Bir de 2 tane de sinyallerin içinde var. O yüzden bunlar da gevşek olur çıkarsa bu sefer direksiyon buradan değil şu siyah parçanın öne doğru parçası sökülür gider. O yüzden bütün vidalarını kontrol etmelisiniz. Dediğim gibi direksiyon sağa sola oynama, kasa sağa sola oynama problemi bu şekilde çözülüyor. Umarım sorunu yaşayan kişiler varsa umarım bu şekilde kolaylıkla çözebilirler. Dediğim gibi vidalar sıkıldıktan sonra herhangi bir problemi kalmıyor. Başka bir isteğiniz, arzunuz ya da sormak istediğiniz olursa her zaman Instagram'dan yazabilirsiniz dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.